Gölgeler şeklin bir açıdan geldiği kısmı siyah boyanması neden bu kadar çok yoruyor kartları? Eee Matematiksel hesaplama Yani Şöyle Eee Nasıl anlatayım sana? Ray Tracing'i dediğim gibi çok fazla bilgili değilim. Okuduğum makaleler üzerine konuşuyorum, konuşacağım. Daha fazla okumam lazım, daha üzerine yorum araştırmam lazım ama bildiğim kadarıyla yorum yapacağım. Şimdi böyle bir sahne düşünelim. Bu oda tamamen karanlık. Yani şurasının karanlık olduğunu düşünmen lazım aslında teorik olarak. Şimdi normalde Ray Tracing olmadan Lighting Artistler vardır stüdyolarda ışıklandırmayı doğal yaptırır. Işıklandırmayı daha doğal nasıl yaparız diye şey yapar. Mesela teknik olarak buradaki güneş buradaki gölgeyi yaratmasın. Bu masanın altı gölge olması gerekiyor, değil mi? Teorik olarak. Teorik olarak bu böyle olması gerekiyor, böyle çalışması gereken bir şey. Ee, ama böyle yapılmıyor. Oyunlarda böyle bir şey yok. Oyunlarda sizi kandırıyorlar. Buradan gelen ışın hiçbir şekil yaradığı yok. Böyle bir şey yok. Ee, buradan gelen ışık bu böyle bir şey yok direkt. Bu 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 skem yani. Onun yerine buraya görünmez bir tane ışık koyuyorlar. Güneş'in vuracağını düşündüğü yere. O buradaki gölgeyi yaratıyor. Güneş'in konumuna göre tahmin edip. O yüzden de birçok oyunda mesela sen ee, nasıl diyeyim? Şurada bir tane de ayna var diyelim. Teknik olarak şuradan çarpan güneş buraya bir ışın göndermesi gerekir ya. Sen buradan baktığında ve buradan baktığında iki farklı açı görürsün. İki farklı şey görürsün. Görmen lazım gerçekte. Ama bu tahmini olarak yapıldığı zaman adamın yaptığı yere göre görürsün. Ama ee, şeye göre ismidir bu ray tracing'e göre bunu direkt hesaplıyor. Olay matematikte hesaplamada sıçıyor. Yani burada hali hazırda bir nokta var. Bir noktadan ışık sekip şey yapıyor. O yüzden daha rahat. Adam zaten hazırlamış. Zaten bunun kodu prebaked diye bir şey vardır. Önceden ışığı hazırlarsın. Fırına verirsin. Fırında hani şeylerde vardır ya yemek şeylerinde programlarında bizde hazırlanmışı var. Orada hazırlamaz. 30 dakika bekletmek istemez. Olay o. Yani bu bake edilmiş. Ama bake edildiği için ışık buradan buraya kaydığında hala sen bunu görüyorsun. Çünkü bake edilmiş teknolojiyi görüyorsun. Çünkü burada bunun hazırı yok. Bunun hazırı var. O yüzden sadece sen bunu görüyorsun. Yani özünde bu da ray tracing ama bu pozisyona göre ray tracing. Buna göre hazırlanmış sadece. Ama şu andaki ekran kartları, şu andaki teknoloji real time ray tracing. Real time ray tracing de sen ışığı gerçekten bu lokasyonuna göre ışık nereye siker, seker diye siker diye hesaplıyorsun. Böyle. Yani böyle anlatabilirim. Bundan çok daha kompleks bu bu arada. Bundan inanılmaz daha kompleks bir teknoloji. Bunun matematikte hesaplamaları inanılmaz daha fazla. Çünkü şöyle bir şey var. Yani sen bu buraya şuradan bakarsan buradaki bütün refleksiyonları görmen lazım. Mesela bu masa tahta değilse. Mesela bu masanın tahta ise diffusion level'ı vardır. Diffusion ışığı sızdırma ve ışığı ne kadar sektirme oranıdır. Mesela elinde sonunda buraya da güneş geliyor. Ama bunun üzerinden mesela bu metal olursa buraya sekmesi gerekir ışık. Metal değil tahta ise tahta biraz emisyonu vardır. Emer ışığı daha böyle satür eder ama hala buraya biraz sektirir. Bunun matematiksel hesaplamaları böyle haddi hesabı yok yani. Eee yani özünde işte o yüzden de ekran kartının ben sen bir ray tracing'i açtığın anda 70 FPS'den 40 FPS'ye düşüyorsun. O yüzden böyle oluyor. Bunun için hazır asetler yok mu? Hazır aset olduğu zaman işte ray tracing olmuyor. Real time ray tracing olmuyor. Ama ne kolay biliyor musunuz arkadaşlar? Çekilişe katılmak. Çekilişe katılmak çok kolay. Ya böyle ağzınızın ortasına çıkıp reklamı çat diye koyarım böyle. Ya. Ya.